Ayıp ama ya. Koca adamsın sen. Yakışıyor mu sana? Hadi oğlum. Ev tutana kadar. Birkaç haftalığına. Hem burada bir süre arkadaşın olacak. Oyuncak desen istemediğin kadar. Her gün geleceğim seni görmeye, tamam mı? Söz. Bak ne diyeceğim. Hani istediğin o kırmızı bisiklet vardı ya. Eğer şimdi uslu durursan gelirken onu da alacağım. Oo, bisiklet de geliyor. Hadi bakalım. Anne! Anne! Gel. Anne! Gel anne! Gel gel. Bırakma beni anne! Ne olur bırakma! Gel oğlum. Anne gel. Bırakma beni! Anne! Sakin. Bırakma! Gel oğlum, bırakma tamam. Beni anne! Tamam. Anne! Hadi. Anne! Anne! Hadi gel. Anne bırakma! Tamam. Anneni anne, göreceksin. Anne. Gel. Anne! Çok seveceksin anne, burayı bak. Hadi gel. Bırakma beni! Gel. Bırakma tamam. Anne. Tamam. Anne! Hadi gel. Gel bakalım. Bakın çocuklar, bu Murat. Yeni arkadaşınız. Hoş geldin deyin. Hoş geldin. Cemil, senin yatağın hangisiydi? Burası. Burası boş değil mi? Ha, boş. Hadi öyleyse yatağın burası, tamam mı? Kimseye kaptırmıyorsun. Vallahi ayıp ama ha. Hiç yakışmıyor. Sen şimdi biraz dinlen bakalım. Birazdan gelirim. Cemil, arkadaşının bir ihtiyacı olursa yardımcı ol, tamam mı? Tamam. Ya annemi bulacağım derken başına bir iş açacaksın Murat. Saçmalama. Koskoca İstanbul burası oğlum. Nasıl bulacaksın? Bulacağım diyorsan bulacağım işte oğlum. Ya Murat bak saçmalıyorsun. Kaç kere kaçtın oğlum zaten? Ne oldu? Bulabildin mi? Bu sefer bulacağım biliyorum. İyi de nasıl Murat? Adres yok, bir şey yok. Ne yapacaksın yani? Ev ev dolaşıp mı arayacaksın anneni? Gerekirse onu da yaparım. Ama ne yapıp edip bulmam lazım bu sefer. Bulmadan da buraya dönmeyeceğim. Peki hadi diyelim ki buldun. Ne olacak yani? Başın göğe mi erecek? Erecek tabii. Annem o benim. Boş versene ya. Anneymiş. Bacak kadar çocuğu yetimhaneye bırakıp kaçmakla annelik olmaz, tamam mı? Ya sana zor durumda dikliyorum, anlamıyor musun? Evden atılmıştık. Paramız yoktu. Karnımızı bile doyuramıyorduk. Başka çaresi olsa bırakır mıydı? Tabii tabii. 8 senedir de bu yüzden uğramadı. Çaresi olmadığı için. Ne saçmalıyorsun ya? Ne demek istiyorsun? Kabul et artık oğlum. Kalpsizin vicdansızın tekiymiş işte. Cemil bak. Gider ayak kalbini kırdırma. Annem hakkında böyle şeyler söyleyemezsin, tamam mı? Aman ne halin varsa gör ya. Kapıyı suratına çarparsa şaşırma ama. Of be. Yakacağım lan kendimi. Bıktım lan bu hayattan.
Göreceksiniz, yakacağım Cemil. Kendimi. Yakacağım lan. Cemil. Cemil ne yaparsın oğlum? Yakacağım lan kendimi. Teyzeleri yakacağım lan. Oğlum sen aklını kaçırmayasın be ya. Yaklaşma Nuri amca. Yaklaşma yoksa yakarım. Cemil dur. Yaklaşma dur. Yoksa kendimi yakarım. Yakarım dedim. Cemil delirdin mi oğlum? Sakin olasın be ya. Delendim Nuri amca. Delirttiler beni. Yaklaşma yoksa yakarım. Yaklaşmayayım be oğlum be ya. İyi edersin Nuri amca. Yoksa katilim sen olursun. Vicdan azabından öldürürsün valla. Tamam. Tamam. Tamam oğlum. Sakin olasın be. Hele anlat bakayım. Derdin nedir be oğlum? Derdin ne? Ne derdi? Kimin derdi? Bunlar da ne ya? Ben neredeyim ya? Hayır. Burası neresi? Hey Allah'ım sen bana sabır versin ya Rabbim ya. Abim be, bir tekliğin var mı be abi be? Yok be abi, valla. Canın sağ olsun abi ya. Kim var orada? Selim, benim Murat. Gene mi kaçtın lan? Bu sefer başka ama. Bulamasam bile bir daha geri dönmeyeceğim. Bulursun, bulursun. Çıkar bakalım. Allah kahretsin ya. Şu kredi kartı yüzünden kimse para taşımıyor ki. Bende bir 32 milyon çıktı. Bende de. 10, 20, 22. Bir de şu altın yüzük var. 30-40 eder herhalde. Hay anasını satayım ya. Az kalsın da yakalanıyorduk ha. Annemi bulana kadar burada yanınızda kalabilir miyim? Oğlum sen hasta mısın lan? Seni istemeyen kadını bulup ne yapacaksın lan salak? Niye istemesin ki? Annem o benim. Lan oğlum sen vallahi salaksın. Yerin yurdun belli değil mi oğlum senin? Yurtta kalmıyor musun? Ne olmuş? Daha ne olsun lan gerizekalı. Madem istiyor da 8 senedir niye gelmemiş ha? Ayıl oğlum ayıl. Annen seni unutmuştur bile lan. Yokluğumla nasıl yaşayacağım?
bilemem ama varlığına doymadım. Bırakma beni anne. Geri dön, geri dön, gitme. Ne olur beni terk etme. Yalnızlığa mahkum etme. Anne! Bırakma. Anne! Anne! Geri dön, geri dön. Affedersiniz, anneme benzettim de. Beni terk etme, yalnızlığa mahkum etme. Bırakma beni anne. Öyle ama aslanım. Aa ne güzel. Korkak herif, ne olacak? Çektim bıçağı, dayadım gırtlağına. Sen misin lan dedim bana posta koyan. Tam takacağım. Lan gardiyan geldi. Gardiyan gelmese gırtlaklayacaktım şerefsizi ha. Ulan bize yapılır mı böyle şeyler ha? Gitmiş olsun Muzaffer abi. Oo! Ana kuzumuz da geldi. Ne lan? Yine firar etmişsin. Ne yaptın? Buldun mu anneni? Arıyorum abi. Bulacağım inşallah. Kapkaç da yapmıyor musun? Enayi miyiz lan biz? Aa ne güzel. Biz iş yapacağız. Sen de yiyip içip yatacaksın. Öyle mi? He? Yok öyle ama aslanım. Ya sen de bizimle birlikte kapkaca çıkar, bir işe yararsın ya da defolup gidersin. Tamam mı? Al işte sana kolay bir av. Tamam abi. Hadi bakayım, göreyim seni. Hadi yürü. Mahallemin çocuğu musun lan sen? Defol git lan. Bir daha gözüm görmesin seni. Korkak herif. Ne olacak? Bırak lan şunu. Anne. Anne. Bana bak, o geçen günkü salak kadını hatırladın mı? Bugün de öyle bir salak rastladık mı tamamdır. Murat! Muza görmedi değil mi? Yok görmedi, sen iyi misin? Üşütmüşüm herhalde. Ateşim var. Turgay, ben şey için geldim. Son kez bir 2 lira borç verebilir misin? Karnım acıktı da. Kapsaydın şu çantayı bir oğlum. Yatacak bir yer ayarladın mı? Bir çaresine bakacağım artık. Sağ ol. Param olunca veririm. Yanında bulunsun. Ne olur ne olmaz. Sağ ol Turgay. Murat, şu ateşe bir şeyler atsana. Hiç kalkacak halim yok. Zeliha. Zeliha Yeşil. Anne. 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 Turgay, anne.
Murat! Annem bu Turgay. Annem bu. Zeliha Yeşil. Annem bu Turgay. Annemin fotoğrafı bak. Senin soyadın Solmaz değil miydi? Solmazdı ama... Evlenmiş demek ki başka biriyle. Bu kimliği nereden buldunuz Turgay? Ne olur çabuk söyle. Nereden buldunuz? Ne bileyim oğlum. Kapkaç yaptığımız kadınlardan biri herhalde. Allah kahretsin ya. Peki... Peki başka bir şey var mıydı? Adresi, telefonu, ne bileyim başka bir şey var mıydı? Ne bileyim be oğlum. Bakalım gel. Zeliha Yeşil. Zeliha Yeşil. Adresi var mı? Aha işte yazıyor burada. Söylemiştim değil mi size? Bulacağım demiştim. İnşallah olur da oğlum. Bulmakla bitmiyor ki. Bakalım kabul edecek mi seni? Bir tanısan var ya Turgay, böyle konuşmazdı. Göreceksin bak, tanıştıracağım sizi. Hatta Selim'le birlikte yemeğe gelirsiniz. Ve tanışmış da olursunuz. Tamam bakarız. Hele sen bir git de. Güzelim bu adreste ki burada oturmayın. Abi nasıl oturmaz, burada oturuyor. Hayır burada oturmuyor. Abi burada. Burada oturmuyor lan. Yürü lan. Yürü. Çocuğum bir dakika. Benzetiyorsun herhalde. Benim bir tane oğlum var, o da içeride. Ben senin annen değilim. Olamam da zaten. Nereden buldun, beni nasıl buldun bilmiyorum. Ama bir daha gelme buraya. Zeliha, kimmiş? Ne istiyormuş? Hiç, çocuğun biri. Yanlış basmış. Thank you.
annesi olduğunu nereden biliyormuş? Kimlikte resmini gördü abi. Tanıdı annesini. Kaç yaşında bırakmış ki annesi bunu yetimhaneye? Ne bileyim ben. Annesinin resmini tanıdığına göre aklı eriyormuş. Gelmediğine göre buldu demek ki annesini. Ne bulacak lan? Kaçıncı kaçışı bu? Hem bulsa ne olacak oğlum? Kadın hemen kucağına mı alacak bu salağı? Belli olmaz. Belki de alır. Lan salak salak konuşma be oğlum. Madem öyle de şimdiye kadar niye hiç gitmemiş yetimhaneye? Niye hiç görmemiş? Demek ki sevmiyor abi. Bu da hala annemi bulacağım diye uğraşıp duruyor. Nereye gitti o zaman abi bu? Yurda dönmüştür. Ne yapacak ki başka? Mecbur. Kapkaç da yapamaz. Hırsızlık desen ödü patlar. Muhallebi çocuğu sanki. Var ya, açlıktan ölür bu salak sokaklarda. Kim korkakmış görürüz bakalım. Geldin mi oğlum? İçime doğmuştu zaten. Gelirsin diye kapıyı açık bırakmıştım. Şimdi senin karnın da açtır. Hadi oğlum. Mutfağa geçelim de doyur karnını. Gel yavrum. Gel. Gel. Sen şöyle otur. Ha oğlum. Ben çorbayı ısıtırken şurada dolabın üstünde masa örtüsü var. Silktiydim demin. Kap da getir hadi. Tamam. Bulamadın mı oğlum? Şurada işte oğlum. Hadi yavrum. Gel. Hadi. Gel. Yemeğini bitirince banyoya gir. Saçın başın kirlenmiş bak. Sonra da uyursun mis gibi.
Çorbanı içene kadar yemeğin de ısınmış olur. Beğenmedin mi yoksa? Beğendim. Başlasana o zaman. Tamam. Havlu ve sabun burada. Suyunu da açalım. Hadi oğlum, sen güzel güzel yap banyonu. Ben de sana temiz çamaşır hazırlayayım. Tamam, yıkarım. Şunları da alıver oğlum. Çıkmadan önce saçını başını kurula iyice, tamam mı oğlum? Tamam, kurularım. Süt de koydum. Uyanırsan içersin gece. Güzel çocuğum, hadi geç. Hadi yavrum, Allah rahatlık versin. Bir ihtiyacın olursa seslen bana, tamam mı? Tamam. Ne oldu oğlum? Uyuyamadın mı? Susadım da su alacaktım.
Sesten dedim ya oğlum. Dur vereyim yavrum. Al oğlum. İç oğlum. Oh, afiyet olsun oğluma. Hadi bakalım. Uyu da dinlen bir güzel şöyle. Gel. Ay. Biraz daha uyu bakalım. Ya, günaydın oğlum. Alabildin mi uykunu? Anlaşıldı. Biraz daha uyuyacaksın sen. Hadi öyleyse. Uyanınca gelirsin bahçeye. Kahvaltı hazır. Ha, bak şurada temiz pantolon, gömlek falan var. Gelirken giyersin. Gel oğlum. Gel. Gel otur. Sen başla oğlum. Şu çayı ısıtıp geliyorum ben. Hay Allah. Ekmekler de bayatlamış biraz. Biz en iyisi taze ekmek alalım. Ha? Ben çayı ısıtana kadar sen de bir koşu gidip gelirsin bakkala. Ha? Gel de para vereyim oğlum. Gel. Ay. Su faturasını ödedim öyle ya. Bekle oğlum, ben geliyorum. Üç tane alayım mı? Öğlen de yeriz. Canım başka şey çekerse al oğlum. Hava sıcak. Dondurma falan al istersen kendine. He? Hadi. Afiyet olsun. Oo, façayı düzeltmiş bizimki. Gerçekten buldun mu lan yoksa anneni? Evini buldum ama taşınmışlar geçen ay. Bizim yemekte yattı desene. Yok, yatmadı. Yeni evini bilen biri varmış. Hı. Gideceğim yeni evine. O zaman gelirsiniz. Sanki annesi daha bunu kabul etmişti. Sıra bizim yemeğe gelmiş. Senin kafan hakikaten basmıyor oğlum. Annen seni istese gelip bir görmez miydi 8 senedir? Gece neredeydin? Üstündekiler nereden çıktı? Bir eve girdim. Bir kadın var. Yaşlı böyle. Deli herhalde. Beni oğlu falan sandı. Yemek yedirdi, banyo yaptırdı.
Kaçacaktım ama fırsat bulamadım. Ekmek almaya yolladı da ancak öyle kaçabildim. Salak mısın ulan sen? Öyle yerden kaçılır mı? Tam çıkarken de şey oldu. Ne oldu? Para verirken gördüm. Dolabında bir sürü altın var. Para filan da var. Emin misin lan? Vallahi bak gözümle gördüm. Evi nerede peki? Şu yukarılarda. Bir kere top oynadığımız bir arsa vardı ya, ondan biraz ileride. Gece gitsek peki soyabilir miyiz? Şey var. Köpek filan mı var? Ya yok yok da dolabın anahtarını odasında saklıyor. Ondan kolay ne var oğlum? Tornavidaya bakar. İçeri girebilir miyiz? Sen onu söyle. Söylesene oğlum, girebilir miyiz? Gireriz. Kolay o. ...15 yaşında memur bey oğlu. Ha, adı Oğuz. Oğuz Kaya. Şöyle orta boylu. Nur yüzlü. Allah'ım göndermez olaydım keşke. Ekmek almaya bakkala yolladım. Kaç saat oldu gelmedi. Allah göstermesin. Ah, Allah'ım sana şükürler olsun. Geldi oğlum şimdi. Teşekkür ederim. Sizi de meşgul ettim. Kusura bakmayın. Oğlum. Ay. Çatladım meraktan oğlum. Başına bir şey geldi sandım. Nerede kaldın böyle? Bakkala da gitmemişsin. Şey, arkadaşlara rastladım. Top oynadım. Of, su gibi terlemişsin. Zatürre geçirdin oğlum sen. Kendine dikkat etmen lazım. Terletme böyle kendini. Hadi gel, değiştirelim üstüne hemen. Gel yavrum, gel. Şu gömleği çıkaralım önce. Çıkar, çıkar. Kaldır bakayım kollarını. Öf. Top oynayacağın zaman yanına bir havlu al, tamam mı? Terli olunca rüzgar çarpar hemen insanı. Ah, ah. Kaldır bakayım. Allah bilir açlıktan da ölmüşsündür sen. Hadi gidelim de bir şeyler yiyelim. Kahvaltı da duruyor dışarıda öyle. Heh, pantolonunu da giy. Ben de şu dışarıdaki kahvaltılıkları içeri alayım yavrum. Esiyordur şimdi. Cereyan da kalma. Taze, mis gibi. Tereyağı süreyim mi üstüne, ister misin? Doydum ben, yemeyeceğim. Aa, doydun da ne demek? Daha sütünü bile bitirmemişsin. Hadi bakayım, hadi. Koskoca delikanlı oldun artık. Bak, bu sene liseye başlayacaksın. Yiyeceksin ki güçlenesin, zihnin açılsın. Al bakayım şunu. Sütünü de al. Hadi. Hadi hadi ye bakayım. Şöyle bakayım. Aferin sana. Beğendin rengini değil mi? Güzel. Akşam serinlerinde giyersin incecik. Topa giderken filan da yanına alırsın. Çok
mu var daha? Az kaldı. Hemen şu ileride. Uykusu nasıl? Ağır mı? Bilmem. Ben çıkarken uyanmadı. Önce sen bir girip kontrol et. Uyuyorsa çağırırsın bizi. Ya açarken uyanırsa? Uyanırsa da uyansın oğlum. İhtiyar moruğun tekiymiş işte. Bastırırız suratına, yastığı olur biter. Hani az kalmıştı oğlum? Gidecek miyiz daha? Buralarda bir yerdeydi ama... Buralarda bir yerdeydi de ne demek? Karıştırdım herhalde. Ne demek lan karıştırdım? Nasıl karıştırırsın? Bilmiyorum. Şuradan gelmiştim ama... Buralarda bir yerdeydi. Gerizekalı mısın lan sen? Dün gece o evde kalmadın mı? Kaldım ama... Bugün de gündüz gözüyle görmedin mi? Ya ben de anlamadım. Yarın gündüz gelip tekrar bakarım. Bana bak lan. Tırsmadın değil mi? Eğer öyleyse evi göster yeter. Defol git sonra. Abi vallahi unuttum. Niye yalan söyleyeyim ki? Yarın gidip bulacaksın tamam mı? Yoksa gebertirim bak seni. Tamam abi bulurum. Bari bir iş yapalım da karnımızı falan doyuralım. Turgay. Ha? Ben bir yurda gideceğim. Yurda mı? Ne işin var lan yurtta? Gidecektin niye kaçtın madem? Annemden bir haber var mı diye bakacağım. Tabii tabii. Annen de haber vermek için yanıp tutuşuyordur zaten. Tamam Elise. Yarın uğrarsın. Gündüz gözüyle arayalım şu evi. Hı hı, tamam. Bana bak lan. Annenin evine yemeğe çağıracak mısın yani? Söyle de baklava falan da açsın. Epeydir yemiyoruz. Hadi. Dışarı mı çıktın sen? Yok, çıkmadım. Niye giyindin peki? Uyuyamadım. Dolaşsam mı diyordum? Gecenin körü oldu oğlum. Bu saatte dolaşılır mı hiç? Ben de zaten vazgeçmiştim. Ben seni nasıl uyutacağımı biliyorum. Gel bakayım sen. Küçükken de böyleydim biliyor musun? Uyutana kadar canım çıkardı seni. Bebeğin beşi çamdan yuvarlandı düştü damdan. Bey babası gelir şamdan. Nenni 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 bebeğim.
Murat geliyor. Neredesin oğlum ya kaç gündür? Kadının evine bakacaktık ya. Yoksa Muzo haklı mı? Tırstın mı gerçekten? Ya yok ya, ne tırsacağım. Şey oldu. Annemi buldum. Bırak ben şimdi. Yeme bizi. Yurda döndün yine değil mi? Yemedi tabii sokakta yaşamak. Niye yalan söyleyeyim ki? Gerçekten bak valla. Madem bulduysan çağırsana o zaman yemeği. Söz vermiştin ya hani. Ne oldu? Yemedi değil mi? Ben sizden son bir şey isteyecektim. Arkadaşlarıma söz vermiştim. Annemi bulursam yemeğe çağıracağım diye. Yemek yiyip gideceğiz. Bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim, yemin ederim. Çarşamba günü kocam evde olmayacak. Saat 6'da gelebilirsiniz. Murat. Necati'nin, kocamın yani, senden haberi yok. Şimdi yıllar sonra eğer söyleyecek olursam ne diyeceğini, nasıl davranacağını bilmiyorum. Selim, annem sizi yemeğe çağırıyor. Haftaya çarşamba annemle olacağız. Saat 6'da. Oğlum bak, eğer yalansa... Vallahi çağırıyor oğlum. Böyle şeyin yalanı mı olur? Lan bu salak sonunda buldu herhalde. Hadi gözün aydın. Yırttın desene. Yakında artık unutursun bizi. Daha şimdiden artist gibi olmuşsun. Baksana. Saçmalamayın ya. Az mı ininizi gördüm oğlum? Göreceğiz bakalım. Ha çocuklar, Muza bilmesin. Herhalde oğlum, salak değiliz o kadar. Hadi ben kaçtım öyleyse. Çarşamba günü gelip alırım sizi. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Görüşürüz. Önüne bak öküz. Şş, bana bak. Bulamadın mı lan şu moruğun evini? Girecektin ertesi gün, niye gelmedin? Bulamadım abi ama arıyorum. Bulunca söylerim. Git lan, bulamamışmış. Tırstım demiyor da. Sen var ya, değil eve girip para çalmak. Bakkalın önünden ekmek bile çalamazsın. Ödleksin oğlum sen, tavuksun. Bas git lan. Benim korkak tavuklarla işim olmaz. Oğlum, ben bir pazara kadar gidip geliyorum. Ocağın üstüne yemek bıraktım ha, atıştır acıkırsa. Ay, güzel oğlum benim. Sen var ya, değil eve girip para çalmak. Bakkalın önünden ekmek bile çalamazsın. Ödleksin oğlum sen, tavuksun. Thank you.
karesin ya. Hay Allah. Üstü açık uyumuş. Oğlum. Uyan oğlum. Yanıyorsun. Oğlum. Söyledim sana değil mi? Dikkat et kendine dedim. Sönmez sokak. 23 numaraya bir taksi yollar mısın? Acele yalnız. Hastam var. Gel. Gel yavrum hadi. Ben iyiyim. Yürüyebilirim. Hadi öyleyse çabuk. Çabuk. Çabuk çabuk. Geçmiş olsun ablacığım. Sağ ol evladım. Allah razı olsun. Sizden de ablacığım. İyisin değil mi oğlum? İyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Aç bakayım ağzını. Ha? Şey, şimdi içmesem... İlaç içeceksin oğlum. Olur mu içmeden? Aç bakayım, aç. Çorba oğlum bu, ne olacak ki? Hem ne dedi doktor amca? Bünyesi zayıf dedi. Bol bol yiyeceksin ki çabuk atlatasın. Söylemiştim ama sana değil mi? Zatürre geçirdin demiştim. Koştun tabii topun peşinden. İçtin buz gibi suları. Kaptın işte. Oğlum, uyandın mı yavrum? Dur bakayım düşmüş mü ateşin? Oh, şükür Allah'a düşmüş ateşin. Dur bir de sırtına bakayım yavrum. Kalk oğlum. Oh, iyi. Bir şey için kalmamış yavrum. Bir güzel terledin ya, almış ateşini. Süt ısıtayım da sıcak sıcak içersin. Olur. Buyur Zeliha abla. Beni istemişsin.
Akşama misafirlerim gelecek Gülnaz. Bir saat Orhan'ın başında durabilir misin diyecektim. Markete gidecektim de yemeklik almaya. Dururum abla, dururum. Kayınvalideler mi geliyor? Yok yok. Benim eski iş yerinden arkadaşlar. Sen çık öyleyse. Orhan, ne yapıyorsun lan? Koparırım bak o diline. Necati abi nasıl? İyi, nasıl olsun. Bir iş için Ankara'ya gitti. Oğlum, ufak bir işim var benim. Bir iki saate kadar gidip geliyorum. Tamam. Dün. Saat 6'da gelebilirsiniz. Ödleksin oğlum sen, tavuksun. Kesinleşti. Polis yetkilileri bir yıldır haber alınamayan Oğuzkan'ın öldüğüne kesin gözüyle bakarken acılı annesi oğlunun bulunması için oturma eylemi yaptı. Kayıp aranıyor. 15 yaşındaki Oğuzkaya'dan 3 aydır haber alınamıyor. Acılı anne Hatice Kaya oğlunun bir gün çıkıp geleceğine inandığını söyledi. Tüm kanıtlara rağmen oğlunun öldüğüne inanmak istemeyen Hatice Kaya psikolojik gözlem altına alındı.
Teyze. Yaptığın bunca iyilikten sonra böyle bir şey yaptığım için Hatice teyze. Ben senin oğlun değil. Hatice teyzeciğim, sen beni oğlun san. Bebeğin beşi çamdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelir Şam'dan. Nenni, 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 nenni bebeğim. Teyzeciğim, sen çok iyi bir gel, gel yavrum hadi. Ben iyiyim, yürüyebilirim. Hadi öyleyse, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Thank you.
Güzel oğlum benim. Güle güle kullan. Beğendin değil mi? Beğenmediysen götürüp değiştiririz. Çok. Hem de çok beğendim. Hadi. Hadi binle dolaş istersen biraz. Hadi. Neredesiniz oğlum ya? Neredeyse akşam oldu. Ne diyorsun, gidelim mi? Bilmem, sen bilirsin. Ne diyorsunuz oğlum ya? Bekliyor annem. Annenle aranız nasıl? İyi, fena değil. Canımız sıkkın biraz Murat. Muzo'yu yine polisler almış. Siz daha iyi bilirsiniz ama bu işlerin sonu yok Selim. Yani ne bileyim, akıl vermek gibi olmasın ama. Biz de biliyoruz oğlum herhalde. Turgay zaten memleketine gidiyor. Ben de yapmayacağım artık. Karnımı doyuracak kadar bir iş bulurum herhalde. Bulursun tabii oğlum. Yeter ki sen çalışacağım de. Öyle iyi insanlar var ki. Hadi yürü, yolda konuşuruz. Gidelim bari. Çocukla da o kadar dalga geçtik. O zaman üstümüze temiz bir şeyler giyelim oğlum. Doğru söylüyorsun. Gelin bakalım. Bahsettiğim arkadaşlarım bunlar işte. Hoş geldiniz yavrum. Hoş bulduk. Bu da benim annem. Oğlum.